Oyunun Dünyası Paribu sunar. Oğlum şu papyon düz mü bakın ya, siz nasıl? Yani burası ocağa döndüğü için hiç kız yok. Böyle bak, geçen böyle çıkmış. Hocam sizi durduramadım diyor. Oğlum böyle çıkmış papyon ya, sen nasıl bir adamsın? Herif resmen altıma oyuyor lan orada. Şu kameranın arkasına geçip arkamdan hiç çevirmeyen yok ya. Bu kamera arkasına nasıl bir şeyse. Evet, bugün Opus Magnum'un bu bölümünde sonuncusundan bahsedeceğiz. Kimlerin sonuncusundan bahsedeceğiz? Mohikanların sonuncusundan bahsedeceğiz. Çok iyi bir çevir. Ben film izlerken dedim ki son Mohikan diye mi çevirsin hocam diye soracaktım. Yoksa Mohikanların sonuncusu. Mohikanların sonuncusu diye. Evet, değil mi? Daha doğrusu. Daha doğrusu. Galiba son Mohikan diye çevirmiş. Evet, öyle olabilir. Ya yani bence Mohikanların sonuncusu ama o... El Cordobes'in of the Mohikan diyor ya. The Last Mohikan demiyor. Evet, yani Last of the Mohikan. Ona vurgu var. Neden abi Mohikanların sonuncusu? Neden öyle bir ifade kullanılmış? Vallahi onu ben de anlayamadım. Yani filmin ismi Mohikanların sonuncusu ama Mohikanlardan bahis sadece bir sonda var. Filmde 3 kişi kalmış değil mi? Peki bu olabilir mi mesela? Şöyle bir şey olabilir mi mesela? Bir halkın sonuncusunu bulabilir misiniz? Hiç düşündünüz mü? Neden Mohikanların sonuncusu diye? Adamın da kendi iddiası ama hocam bir yandan da. Arkadaşlar bu kitap 1826'da yazılmış bir kitap üzerinden bu. James Fenimore Cooper mu ne diye bir adam. Bu Amerika'da çok okudu. Ben okumadım kitabı. Ama o dönemde Amerikalıların gittikçe artık batıya doğru sınırı aştıkları, yani Kızılderili daha da köşeye sıkıştırdıkları. Ne yapıyorlar? Abi bir yere gidiyorlar. Orada Kızılderililer kovuyorlar. O Kızılderililer daha batıya gidiyor. Oradakileri kovuyor falan. En sonunda bunları sıkıştıracaklar. Yüzyılın sonunda işte Closing of the Frontier dediğim serhadin kapanması olayı gerçekleşecek. Rezervasyonları patlatacaklar. Mohikanlar falan bitmedi. Bugün de var. Sanırım Wisconsin'de hala rezervasyonlarda bir böyle bir 15-20 bin kişi yaşıyor. Sayısını şimdi tam hatırlayamıyorum da. Ama o zaman şöyle bir efsane var. Bunların büyük bir çoğunluğu öldü. Die out etti. Artık geriye hiç bu kabilelerden adam kalmadı. Bu kabilelerden adam kalmadığı için de Amerika bize kaldı diye o batıdaki settler yerleşimcileri de rahatlatacak bir efsane var. Adam o efsaneye oynuyor aslında. Çünkü kendisi de böyle bir aileden geliyor. Mohikanların bittiği falan yok. Mohikanlar hani kabilelerin kendi kendine bittiğini düşünürsen oralara girmeyi federal hükümete daha rahat ikna edebilirsin diye böyle bir şey. O oynuyor dediğin hocam yani yazar mı ona oynuyor? Tabii yazar ona oynuyor. Ya yazar buna inanıyor da olabilir. Hakikaten inanıyor settler'lar. Çünkü büyük bir çoğunluğu ya kendi bulunduğu bölgede kalmış herhalde bunlar ölmüştür, bitmiştir diye. Ya da asimile olmuştur ya da işte kalmamıştır. Öyle olunca Amerika'nın esas sahibi o yerleşimciler oluyor. Yani biz birinden bir şey çalmıyoruz. Bunlar zaten öldü gitti. Mohikanların öldüğü falan yok. Hele hele 18. sonuncusunda hiçbir Kızılderili şehit ölmüş durumu yok. Dolayısıyla böyle bir siyasi şey de var o kitabın. Acımasız bir kitap yani o açıdan baktığınızda. Peki hocam siz filmi beğendiniz mi? Hiç beğenmedim ya. Ya ay... Ben de bunu... Teşekkürler ya, erkenden söyledik şunu. Evet. Oktay izleyelim dedi. Oktay alternatifi kaşeydi oğlum. Onu horoz kesiyorlar falan yani. Bir an gerçekten tedirgin oldum bu haftada. Ben Michael Mann filmlerini çok severim. Bunu şey olarak beğenmedim. Hikaye olarak Braveheart'taki bütün trikler vardı ya onların %50'si kullanılmış. Bu Hollywood numaralarının %50'si kullanınca çok iyi film olmuş. Film neyi anlatıyor abi? Bir yerden bir yere... Ya bıktım artık bu yerliyle melez bir yerli var. Yerliyle işte oradaki aristokrat generalin kızının aşkı, imkansızlık, işte ne bileyim anlayışsız tiran bir İngiltere. Altta işte onurlu Amerikalılar. Çok pastel, gerçeği yansıtmayan, ilerle kötülerin çok keskin ayrıldığı bir şey. Bir de bir hikayede ne ararsın? Sen Romanya'da bir hikayede ne ararsın? Bir gelişim olması lazım. Bir gelişim yani illa dönüşüm olmasına gerek yok ama böyle belki bir konflikt, bir çatışma, sahici bir çatışma. Bir dönüşüm de istersin değil mi? Burada ne dönüşüyor abi? Kötü adam vardı, sonunda ölüyor. İyi adam vardı. Şey gelişti, adamın bir yerde iki tabancayla atış ediyor. Yani eğimi çok gelişti. Abi o muhteşem bir şey. Onu çok konuşacağız. Filmin fortesi, kuvvetli yerleri, savaş sahneleri. Ama ona rağmen sinematografik gereklerden dolayı birkaç tane çok fahiş hata var. İkincisi o tüfeklerin kullanışı. İngiliz subaya diyebilir miyiz gelişti? Karakteri biraz değişti. Ya o da abi inanılır bir şey değil ki. Ha, kızı da alamadığınızda ben de feda edeyim. Son dakikada inanılmaz bu. Darth Vader'ın durup dururken şey yapması gibi. İmparator'a karşı çıkması gibi. Bak Star Wars'un benim gözüme çöktüğü an odur. O ana kadar son sahne İmparator Star Wars'a NASA mağa seni kullanıyor. Ya, öyle bir abartıyor ki Star Wars'ın sonundan aşağı atıyor. Koskoca film böyle mi bitecekti ya? Zaten Death Star'dan habire aynı böyle iki kere yapıyorsunuz. Onu hadi affettik. Filmin conclusion'ı kendiliğinden ortaya çıkması çok hani basit aslında bir dönüşüm. Aslında film içinde generalin kızı da değişiyor ama bu hani 3 güne sığdırıldığı zaman onun inandırıcılığı... Ha, o sahneye dönen film nasıl değişiyor abi? Geliyor biz sizden farklıyız diyor. Ertesi gün gidiyor evet haklıymışsın diyor. Bu değişim değil ki oğlum. Sonra da gidiyor onunla beraber oluyor yani. Çok belli ki tipinden dolayı sevmiş adamı değişmiş. Çene kemiklerinden jawline'dan etkileniyor. Evet belli. Jawline çıkık elmacık kemiklerinden dolayı kız bir anda yerli sever oldu. Yani bu bir şey değil ki. Hani bir böyle Breaking Bad'in güzelliği oydu ya hani sıradan bir adam. Hani onu hep şey olarak gösteriyorlar. Bu Netflix falan da senaristler falan da şey olduğu zaman hep o Breaking Bad üzerinden falan anlatıyor onları böyle bir yönlendirmek istediği zaman. İstenilen hikaye o yani. Bir adamın transformasyonu. He is fucking Breaking Bad. Anlatabildim mi? Yoksa bir anda bu son işte Marvel filmlerinde de öyle ya bir kadın çıkıyor. Mesela çok büyük kahraman. Çok güçlü falan. Bütün problemleri herkesi dövüyor. Sonra da film niye izlenmedi? Ondan izlenmedi abi. Bu kadın yavaş başlayacak. Luke Skywalker gibi başlayacak. Oradan bir şeye dönüşecek. Ya da Anakin gibi başlayacak. Ama Anakin de mesela Star Wars'un ilkinde en baştan onun nalet,
iğrenç bir çocuk olacağı belliydi yani. Filmi bildiğimiz için mi ne? Problem çocuk gibi. Problem gibi. Bir de Star Wars'da şey yok mu abi? Abi lütfen şu baba oğlu ilişki çocuk yapmayın ya. Çocuk bir line var abi. Bütün kötüler oradan çıkıyor. Ve baba kompleksi var. Oğlum ya pedagoji eğitimi alın. Çocuk nasıl yetiştirilir öğrenin. Aa, galaksinin başına bela oldunuz. Allah belanızı versin ya. Pislikler ya. Ya yemin ediyorum bak Darth Vader son üçlemeden bir film izledim. O da aynı yere gidiyordu. Gerisini şey yapmadı. Büyük Star Wars fanı da değil. Star Wars diye anladım. O kadar. Öğrenciler geldi Türk'te. Star Wars. Evet Bogomiller, bu hafta size Paribu Cineverse'in Dünya Sinema Günü özel kampanyasından bahsedeceğim. Paribu kullanıcılarına Kasım ayı boyunca tüm Paribu Cineverse salonlarında geçerli 200 CGV para ve popcorn menü hediye ediyor. Kampanyaya katılmak için Paribu Cineverse yazıp aşağıdaki numaraya SMS göndermeniz yeterli. Ayrıca aşağıda daha detaylı açıklama bulmanız da mümkün. Hepinize iyi seyirler. Aslında çok da iyi değerlendirebilecekleri bir tarihsel dönem değil mi hocam? Valla yani abi çok güzel bir tarihsel dönem. Fakat American Wilderness'ını, o vahşiliğini çok iyi gösteriyor. Birazdan bahsedeceğim, oraya hemen girmeyeyim. Filmin genelinden kuruyor. Savaş sahneleri mükemmel yapılmış. Ve bir şey daha, yani Michael Mann normalde Heat'e ya da işte ne bileyim Collateral falan, onlara baktın mı? Yani çok basit taksa geçen bir hikaye bile çok yanlardan derinlik katabilen biri. Ya da Heat'te tamam iki kişinin konfrontasyonu var. Bütün sinema tarihi bekliyor ama hani hiç Baba 2'de bile bir yere gelmiş Robert De Niro, Al Pacino, ama şey de var. Ne bileyim yanda o kız, işte üvey kızı, işte ne bileyim daha önce ilişkiye girmemiş bir adamın sevgili yapması. Bunların hepsi bir yerde buluştuğu zaman bir kötüyle bir iyinin, ama kötü mü yok olduğunu bilmediğimiz, hani polisle kötünün bir araya gelmesi değil. İşte yaşanamayan bir aşk, kurtarılamayan bir ruh, öteki tarafta bir kızın dramı falan, birçok şey bir araya geliyordu. Filmi de güzel yapan oydu. Burada öyle bir şey yok. Bildiğin düz film yani. Kanser oldum. Ben bunu izlediğimde de ilk sevmemiştim. Tarihsel açılardan çok güzel şeyleri var ve birkaç tane de ana tema var. Biri Serhat teması. Hep burada söylüyoruz. Çok da durmayacağım. Yani Frontier. Fakat orada da çok basit bir şey var işte, numara. Mesela şu. İngilizler hep kötü değil mi? Amerikalılar da hep iyi. Halbuki o savaş, 1954'te başlayan bu savaş, 6 savaşlarından ayrı da şey yapılıyor bu. Bu savaşta Fransızların 60 bin falan şeyi var, settleri var, yerleşimcisi. Amerikalılar 1 milyon 2 milyon olmuş. Dolayısıyla Fransızlar şeyi çok kullanıyor, yerlileri. İngilizler de o yüzden yerlilere dayanmak zorunda kalıyor ve yerlere iyi davranıyorlar. Yerlere kötü davranan Amerikalılar. İngiliz, Amerikan bağımsızlık savaşı çıktığında da şikayetlerden biri İngilizlerin yerlere bu savaş sırasında verdiği bazı sözler. Çünkü Amerikalılar oraya gidip o tabii ki şey var. O Serhat'te yerlilerle kardeş gibi yaşayan, hakikaten böyle melez falan, tarihini çok sonraları görebildiğiniz, başta gündeme getirilmeyen insanlar var. Ama esas yerlilerle ekonomik bir çatışması olan oradaki beyaz Amerikalılar. Çünkü onlar o yerleri alacak. Toprakta onların gözü var. Toprakta onların gözü var. Oysa şeye bakıyorsun. İngilizler hep kötü. Bunlar çok iyi. Abi gelip askerde şey diyorlar. Bomba değil mi o? Biz diyorlar orduya katılırsak istediğin zaman ayrılabileceğiz mi? Oğlum böyle bir ordu yok lan dünyada. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Bak oraya geldi dünya. Millet birbirini kesiyor orada. Tabii de kuşatmanın ortasında gitmeye çalışıyorlar ya bunlar. Nasıl olur ki öyle bir şey? Olabilir mi abi öyle bir şey yani? Yani şey, kelebekler vadisine gidiyor. Abi bozmuş burası, ben hani. Mola hiç şaşmayacaksın mola. Ailelerimizi korumak için şey yapabilir miyiz falan diyor. Yani mesela orada şeyi görüyorsun bomba. Fakat orada çok güzel bir detay var. Adam ne diyor, bu bizim Daniel Day-Lewis'e general diyor ki, eğer diyor kaleden ayrılmaktan bahsedersen, insanları bunu kışkırtırsan seni ihanetten asarım. Eğer biri de kaleden kaçarsa onu askerden kaçtığı için kurşuna dizdiririm. Muhteşem bir hukuksal fark var abi. Neden birini kurşuna dizdiriyor, ötekini astırıyor? Biz düşünüyoruz mu? Çünkü askerden kaçmak askeri bir suç ve askeri suçlardan ölüm cezası firing squad. Ötekisi sivil bir suç. İhanet. Anlatabildim mi? Yani bir gazeteciye de verilebilecek ya da bir casusa da verilebilecek bir ceza. O da çok güzel. Bilerek mi yaptılar bilmiyorum. Bana da bir yerde şey oldu. Daha filmin başında böyle çok detay bir bilgi verdi. İşte ticaretten bahsediyorlar. Diyor ki işte hani İngilizler ve Fransızlar diyor, takas yapıyor ama diyor işte Flemenkler diyor parayla alıyor. 18. yüzyılda gerçekten de çok meşhur Flemenklerin çok parayla işlem yaptığı. Ben de filme çok yükseldim. Dedim nasıl bir tarihi background'dan geliyor falan diye. Sonrası ama o kadar şey olmadı. Orijinal kitaptaki adam oralarda yaşamış. Hatta buna benzer beyaz bir adamı tanıyor. Böyle bir adam var. Hawkeye gibi bir adamla tanışıyor. Hatta kitabı yazma şeyi bir ileride İngilizlerin de başbakanı olacak bir adamdı. Şimdi ismini unuttum. O şelale gibi bir yere gidiyorlar. İlk orada çıkıyor. O yüzden o şelaleye götürüyor. Yani herif biliyor. Kitaptaki bazı doğrular taşınınca tarihsel olarak çok doğru olmuş. Çünkü 1826'da bunları biliyorlar. Ama orada bir başka hata var. Biz de ticaret yapacağız diye. Kızılderililer de yanlış ya. Kızılderililer diyor ya en sonunda işte biz de ticaret yapıyoruz. Kızılderililer zaten ticaret yapıyor. Ateş suyuyla ne yapıyordu? Brandy ile ateş suyuyla karşılık tüfek. Bir de orada bir şey diyor son sahnede. Kabile reisinin karşısına çıkınca Magua mıydı neydi bizim adam? Ona diyor ki sen de diyor diğer beyazlar gibi yapacaksın. İşte diğer Kızılderililerin topraklarını mı alacaksın diyor. Abi Beaver War diye bir şey var. Tamam mı? Dünyanın en komik ismi Beaver War bu arada. Beaver War diye bir şey var. Iroquois Konfederasyonu gidiyor başka 1697-1701 gibi falan olmasın. Gidiyor başka Kızılderililerin topraklarını alıyor. Onları sürüyor falan. Yani
Yani batılılar kadar acımasız olmamaları, kapitalizmin içine bulaşmış, finansal bir dünyadaki spekülasyonun içinde var olmaya çalışan, bunun endişesiyle bir anda zengin olma hırsını bir araya getirip çok acımasızlaşabilen beyaz adam kadar olmasa bile her topluluk var olmak için öteki topluluğu duman eder yani. Yani böyle saftorik, iyi niyetli, bu bir ütopya. Batı kadar olmadığı için o günkü o acımasız adama öyle gözükmüş olabilir ama bugün şofbenli evlerimizden yargıladığımızda hepsi bize acımasız gelecektir. Cengiz Han da böyledir. Sokoko Kelfet de böyledir. Çumbuza benzeyen yemleri yiyen Afrikalı kabileler de öyledir. Doğru, bunlar çok acımasız adam öldüren bu vahşi genocidal şeyler, beyazlar gibi değildir ama bunlar da gerektiğinde acımasızlaşır. Böyle saftarik, ay bir geldik falan. Hani o Cortez gelmiş Moctezuma'ya, Moctezuma hiç öyle bir şey değil abi. Moctezuma da orada kurmuş sistemi yani. Biz ilk başta yanılttı. Böyle bir geyiği vurdular, özür diledi falan ya. Biz de bunları adam sandık ilk başta. İnsan evladıymış dedik. Evet, insan evladıymış. Hocam şeyi merak ediyorum. O Kızılderililer o kadar fazla tüfeğe nasıl sahip oluyor ya? Orada hani normal baskın yaparken de... Fransızlar veriyor. Şimdi iki tane Fransızlar çok fazla. Fransızlar onlarla savaşmak zorunda. Çünkü blokaj koyunca donanmadan geçiremedikleri için Fransa'dan da asker getiremiyorlar. Ve Prusya ile savaştıkları için, Prusya da çok güçlü. Kıtada da bir 7 yıl savaşı var. 1756-63 arasında. O savaşa asker götürecekler. Donanmayla getiremiyorlar. 60 bin tane settlerle kalmışlar. Ne yapıyorlar? Oradaki yerlileri kullanıyorlar. Ve savaşın o döneminde 2-2-1-2 yılında İngilizlere karşı da üstünler. Bize anlatılan 1757 yılında Amerikanlar için ve İngilizler için işler o kadar iyi gitmiyor. Öyle bir sıkıntı var. Kaleyi de vermek zorunda. Evet, kaleyi de vermek. O kaleyi verme. Kaleyi verme muhteşem yapılmış. Kale hakikaten öyle veriliyor. Parlay hakikaten öyle yapılıyor. Bunu resimlerde Breda'nın teslimi resmi vardır, oraya koyalım. Aynı şekilde oraya falan. Muhteşem yapmışlar. Hakikaten olağanüstü yapmışlar. Yalnız sondaki ambush sahnesi, saldırı sahnesi çok kritik bir tarihsel olayı biraz yanlış anlatmış. O da şu. Kaleden çıkarken size kimse cephane vermez abi. Tüfeklerini veriyorlar ama cephane, sembolik bir miktar cephane veriyorlar. Anlaşmaya baktım ben. Onun dışında 18 ay askerlik yapmama şartı falan koşuluyor. Bunlar tüfekleri var. Cephanesiz giderken yanlarında Kızılderililer gibi önce itip bunların bir şeylerini alıyorlar. Bunlar da korkup verince orada öldürüyorlar. Ve orada 1000-1500 kişinin öldüğü söyleniyor. Ya da 500 kişi ölsün, 700 kişi ölsün. Bu büyük bir sansasyon yaratıyor ve Amerikalıların askere yazılmasını kolaylaştırıyor. Ve Fransızlar engel olmaya çalışıyorlar ama yerlerde karşılarına alacak kadar engel olmuyorlar. Yerler onlar o yürüyüş yaparken savunmasız bir şekilde onları katlediyorlar. Savunmasız oluşları olayı çok skandal hale getiriyor. Yoksa öyle tüfekler var, kendini koruyorlar. Şimdi Avrupa etiği açısından bakarsak mı acımasız hale getiriyor yoksa Native Amerikalılar açısından bakarsak mı yani? Abi Native Amerikalılar açısından ben bakamıyorum yani. Native Amerikalı olmadığım için. O zaman normal geliyor yani. Ya normal geliyor. Onlar da aldatıldıklarını hissediyorlar. Ya Avrupalı eti açısından bakarsak da Avrupalılar da yapıyor öyle şey abi. Ya bu insanoğlu. Bin tane erkeği eline bir şey verip bir yere salarsan neler olabileceğinin garantisi yok ya. Ana karakter de o kadar. Mesela biz izledik ana karakterin macerasını ama nasıl ki yani beaver'cı bir adam yani bu. Yani evet. Bütün yani onun üzerine gidiyor bütün hikaye. Ben orada da ayaklanıyorum. Danny Day-Lewis'in de böyle çok ön plana çıkmadığı, sonraki filmlerindeki kadar ön plana çıkmadığı. Bakın Michael Mann'in o bir sahnede çok güzel bir tercihi var. Bu İngilizlere götüren bir yerli adam vardı. Az önce söylediğiniz adını unuttum. Magua. Magua bunları dönüp bir adama vuruyor ya. Vurmadan önce baltayı yavaşça aşağı bırakıyor. İlk sahne. İlk sahne. Yani. Yani Michael Mann orada çok güzel bir tercih yapmış aslında. Hani gelen şeyi söylüyor. Hani orada sürprizi evet. Çok küçük bir saniye bozuyor. Ama mesela bence güzel bir sinematografik dokunuş yapmış orada. Evet evet, o çok güzel. Biz de anlıyoruz ve çok ve ona kadar hiç ihanet falan beklemiyorsun. Evet. Ama Magua karakter olarak aslında kendi hırsı açısından çok legit değil mi ya? Ya legit de çok sıradan o da yani. Bir tane ben şu mesela hemen anladım. Gri kafayı niye öldürdün? Çocuğunu öldürmüştür. Ya intikam nedeni bile. Abi çok basit intikam hikayeleri bunlar. O kadar intikam ateşiyle yanan bir adam babalarını öldürmüş, kızlarını alıp da hani böyle. Tabii mesela hemen vazgeçti. Hani kafayı yiyordu, öldürüyordu. Hemen babalarının kalbini söktü. Kızları hadi ellerini bağlayalım da öyle yapmaz abi. O zaman karaktere aykırı o da yani. Yani hem o hem de sonra evlenmeyi kabul etti mesela anla. Hani öldürecekti, niye öldürmedi? Bu arada kızları işkence yapıyormuş falan filan. Dedim ki bunu kesin yapmıyordur. Bir makale bunu 1940 yılında yazılmış. Tam böyle kızların yaptığı ya da Amerikanların yaptığı işkenceler falan filan diye. Makaleyi okumadım moralim bozulmasın diye ama olabilir yani, kalp söküyorlar mıydı falan bakayım dedim don diye. Öyle makaleler 40'larda 30'larda çıkıyor abi. Böyle azınlıkları kötüleme zamanının popüler. Şimdi kimse yazmaz onu yani. Böyle kadın yazmış bir tane. Abi bak şimdi bu kitap çok enteresan. 20 kere falan çevirmiş. Abi 1911 ile 20'de sessiz filme çevirmiş. 1920'deki versiyonda bir başyapıt diyorlar. 20'de bir tane Almancası yapılmış bunun. 32-36'da gene çekilmiş. 65'te Uncas El Fin de Una Raza diye bir neslin sonu diye İspanyolcası çekilmiş. Aynı sene Derlese Mohikaner, en son Mohikan diye, sonuncu Mohikan diye Almancası çekilmiş. 68'de Ultimul Mohikan diye Romancası çekilmiş. 71'de BBC series yapmış. 77'de bir televizyon filmi çekmişler. 92'de bunu çekmişler. Salam. Oğlum ne var bu hikayede bu kadar çekilmiş?
girecek. Salın abi. Hocam en iyi müzik Oscar'ını almış. Zaten dikkat ettiği zaman atmosferi çoğu zaman müzikle verebiliyor. Evet biz onu yaşıyoruz. Muhteşem bir atmosfer oluyor. Zaten Aziz Yıldırım varsa o müziğe de muhtaçsın bir yerde. Son Mohikan'da Maldonado zaten biliyorsun. Bir iki tane kavram var. Bir tane indenture service diye bir şey diyor. Ne o? Abi indenture service bir de kölelik formu. Şimdi kölelik bitti diyoruz ama aslında kölelik kolay kolay bitmez mesela. Şöyle köleliğe baktığınızda aslında zorunlu işçilik ya. Zorunlu işçilik illa hukuken özgürlüğün kaldırılmasıyla olmayabilir. Ya da geçici özgürlük kaldırılması gibi olabilir. Indenture service bunlar. Ya da ekonomik olarak da mesela bugün Afganlar geliyor burada çalışıyor ya 3000 liraya çalışacak adam mesela. O aslında bir bondage yani köle değilse bile rehin alınmış esir. Indenture service de bunun bir ara formu. Sen yolculuk masraflarının karşılığında 10 sene adama köle gibi çalışmayı şey yapıyorsun. Indentured yani indentured oluyorsun. Ona hizmet ediyorsun. Sonra sana bir toprak falan bir şey veriyorlar. Devam ediyorlar. Ama şu an 10 sene çalışıp öyle bir toprak alamazsın. Evet evet. Şu anda siz de öylesiniz de işte fark ettirmiyor. Kapitalizm güzelliği o böyle. Fazla bağırttırmıyor yani. Adam hala vergi hırsızlık diyor abi. Vergi hırsızlık diyen fakir insan var ya. Amerika'da vardı bunlar buraya da türedi. Oğlum siz gerizekalı mısınız? Vergi dediğin senin tek çıkış noktan mal. Aş evinde takılırsın o Sokollu Vakfı'nın. Hüdayi derdi. Tabii tabii. Hayır böyle Ayasofya'da şey çorba dilenirsiniz. Hakikaten salak gibiler bazı lafları söyleyenler ya. Amerika'da işte 13th Amendment var ya o da mesela hapis tutulanların minimum wage'in altında çalışabilmesine imkan veriyor. Şu an hapishanede Amerika'da tabii, da tabii. Aslında kölelik gibi bir şey düzenliyor. Bir tane yargıçın var. Öyle şeyi çıktı ya anlaşmış abi. Mesela herkes hapse yolluyor. Orada ucuza çalışıyor. Hapishanelerle anlaşıyor. Hapishaneler özel. Oraya gelen başına federal hükümetten para alıyorlar. Aynı silah şirketleri gibi. Hatta biraz Elon Musk'ın da yaptı o yani. Yani en devletin olmadığı Amerika'da bile devlet bir sürü şeyler veriyor. Oradan beslenmek için. Inmate sayısını arttırmak için bir tane yargıçla anlaşmışlar. O habere milleti yolluyor oraya. Orada labor olarak kullanıyorlar. Hem de hükümetten inmate sayısı kadar para aldık için daha çok para alıyor. Dolayısıyla bir yere para girdim bozuluyor yani. Bu örnekte de görüldüğü gibi. Hocam son Mohikan'ın konusu birazcık Hanzo'ya benzemiyor mu? Hanzo? Kemal Sunal mı? Ne açıdan? Başkalarının büyüttüğü bir adam bir kızdan hoşlanıyor. Sonra saf değiştirmeye çalışıyor falan. Toplumda. Yani böyle bir ben bir izlerken Hanzo izliyormuş gibi oldum. Ya bir 90... Hanzo'da bir daha iyi bir kurgusu var. Ben Hanzo'yu hatırlayamadım şimdi. 95'te falan izlemişim. Show TV'de veriyorken izledik onları. Ondan sonra izlemedim ama. Önceden söyleseydin izler gelirdik. Hanzo diye güzel başlık alırdı ya. Hocam Opus'ta Hanzo yapmamız yok mu ya? Hanzo yapalım. Hanzo yapıyoruz tamam. Bu iki komutanın birbiriyle ateşkes yaptığı orduların da beraber olduğu sahne gerçekçi mi? Yani gerçekte de evet evet mi? Evet evet öyle oluyor. Yani özellikle teslim sahnesi kesin öyle oluyor. O parleye öyle oluyor mu emin değilim. Çünkü parleyde kendi kendilerine yani bir araya ilk konuşma şartları konuştukları yerde baş başa kafa kafaya gelmiyor olabilirler. Ama iki aristokratın bir araya gelmesi oradaki reveranslar falan çok gerçekçi. Ama parley olmuyordur ama teslim öyle oluyor. İngilizlerinki çok vakur böyle kafa falan saldı. Fransız eğiliyor şapka çıkardı. Onunki böyle daha bir... Ama o işte karşının acısını azaltacak. Trikopis'e esir alan Mustafa Kemal kahveyi söylüyor. Trikopis kahveyi söylemiyor. Kahve var mıydı burada demiyor. Paşam bir mideniz şey oldu. Bir kahve yapın ya sizin. Türk kahvesi diyoruz boşuna demiyor. Yani Trikopis durumunda ya adam. Onu rencide etmeyecek. Güzel detay. İki aristokrat. Ama hocam İngiliz komutanın ben bir subaylarıma danışayım deyip orada böyle bir... Hiç dinlemeden bir posta atıp sızınlar siz ne anlarsınız demesi bomba. Abi savaş sahneleriyle ilgili bir problem var. Şimdi tüfekle ilgili belli çok güzel. Şimdi savaş sahneleri mükemmel. Onu bir kere söyleyeyim. Özellikle kuşatma sahnesi bir şaheser. Ridley Scott filmlerinde bile zor ulaşılan bir seviye. Napolyon'da yapacağız bekliyorum ama bence kötü olacak. Öyle hissettim. Hadi bakalım burada kalsın. Bilmiyorum öyle hissettim. Neyse siege sahneleri çok güzel. O yüzden eksiklerini anlatacağım zaman kimse... Ama gerçekten o siper kazmaları, siperi payderpey kazıp topları yaklaştırmaları, oraya earthwork koymaları, yani bir şeylerle ne bileyim samandır, taştır, sopadır oraları kendilerini örmeleri, o trençteki siperdeki hayatın göstermeleri, kaleden huruç yapmaları, dışarı çıkmaları ki director cut'ta olan bir sahne var. Bunlar dışarı çıkıp gene voley atışı yapıyorlar. O kısa versiyonda, 1.50'lik versiyonda yok. Uzun versiyonunda var. Onu çıkarmışlar. Salak oldukları için en güzel sahneyi çıkarmışlar. Dolayısıyla kuşatılan böyle tek oturmuyor. Topun ateşlenip her tarafı parçalamaları falan, değişik top kullanımları falan. Çok güzel. Bir iki tane hata var kuşatmada. Birincisi topları recoil etmesi lazım. Geri çekilmesi lazım. Topları ittiklerini görüyoruz. Ama 36. dakikada bir sahne var. Topu atıyorlar. Top aynı yerde duruyor. Abi onu niye tekerleğe bağladın o zaman? Niye öne itiyorsun? Her vurduğunda o geriye 4-5 metre gidiyor. Koca toplar bunlar. Havan topları olan da büyük toplardan bahsediyor. Tüfek seker mi? O boydaki tüfekler. Tüfek de seker ama onu zaten buraya bağladığın için şey yapıyorsun. Bir de şey hiçbir zaman yok. Bu böyle doldurma kısmı var ya. Onu görüyoruz bazen ama hazır mesela Daniel Day-Lewis ateş ederken arkadan sürekli yeni tüfek veriyorlar. Biri dolduruyor. Ama
Ama bu ambush, combat, melee sahnelerde bu tüfekler hep dolu. Öyle olmuyor ki. Öyle bir kavram değil. Orada yakın silah şeyi kullanması lazım. Ne bileyim artık orada sümüğünü sürmek dahil her türlü combat tekniğini kullanacaksın yani. Volkan Emdar gibi geziyor. Taşlardan atlıyor. Çift. Ha bir tane var. Onu yerden alıyor. İkili ateş ediyor. Oğlum rifle daha da uzun biliyor musun? Daha yukarı atması. Yani tüfeğin uzunu bu. Böyle yerden alıp ne yapıyorsun sen? Bence oraları biraz daha güzel yapabilirlermiş. Bir tek orada bir faal var. Kuşatmada çok güzel detaylar. Mesela topun dolduruluşu. Topun üstüne bir şey koyuyor böyle soğusun diye. Deri gibi bir şey. Ondan sonra yukarıdan topu böyle çengel gibi bir şeyle atıyorlar ya aşağı top koca şeydi. Sonra havan topu. Açısını falan ölçüyorlar. Tabii açısını ölçüyorlar. Havan toplarının yakına gelince kullanılması. Çünkü havan howitzer'da değil mortar onlar. Mortarlar havan topları yakında etkili olur. Onların bir anda yarattığı o şey. Birkaç eksik var orada. Bir de burç yok. Ben kalede burç göremedim. Yani normalde kale dümdüz değil bir de burçları olması lazım. Bastiyonları. Ve kale duvarında aşağı bölümlerde ya da orta bölümlerde toplar ve tüfekler için şöyle bir boşluk toplar içinde top yerleri olması lazım. O kapaklardan ateş edecekler. Bütün kalelerde var bu. O öyle şeyleri biraz atlamışlar ama onun dışında kuşatma sahneleri çok güzeldi. Birebir medi sahneleri çok güzeldi. Bir tek oralarda biraz daha gerçekçi tüfeğin alternatif şeyler düşünebilirlerdi. Şey de güzel yapmışlar hocam. Yani aslında doğru yapan da var ama kimi zaman bu tarih filmlerinde hani uzaktan bir patlama olduğu zaman ses ve görüntü hep aynı anda geliyor. Burada farklı yapmışlar. Evet, evet, mesafe evet. Var. Onu iyi düşünmüşler. Abi dilleri de çok güzel yapmışlar. Bir kere Fransızların aksanları ilk defa Fransız gibi. Yerlerin aksanlarında hafif bozulma var. Yerlerin İngilizceleri arasında da mesela kabile reisinin Fransızca'da hiçbir şey anlaşılmıyor. Orada biraz patlamış. Mesela question yerine question falan diyor. Yani belli ki bir İngiliz şeyi gelen yani Amerikalı birine Fransızca öğretmişler. O adam İngilizce bilmiyor olamaz. Orada patlamışlar. Maguire'ninki o kadar fena değil. İngiliz subayının Fransızcası Fransız gibi zaten. Fark ettiniz mi? Kimse aksanla konuşmuyor. Amerikalı gibi konuşmuyorlar. Daha değişik bir Amerikan aksanına düşmüşler. Biraz Hawkeye değişik konuşuyor. O da melez ya. Çünkü 18. yüzyılda muhtemelen Amerikalarda bugün gibi konuşmuyorlar. İngiliz aksanıyla da konuşmuyorlar. Amerikan yerlileri biraz değişik bir İngilizce konuşmuşlar. Çok güzel bir detay daha var. İngiliz bayrağı 1801'den önce farklıydı. Bugünkü bayrağın içindeki o ince çizgiler yoktu. Onu vilayet binasında Albany'de sanırım asıldığı sahnede çok güzel görüyoruz. 1801'den önceki Union Jack o. İngiliz bayrağı nereden geliyor biliyor musunuz? Ne İngiliz bayrağının özelliği ne? Sadece haç olan mı? Great Britain bayrağı mı? Union Jack. Great Britain bayrağı. Ha işte İskoçya ile şeyin birleşimi. Evet, İskoçya'daki St. Andrew'un çaprazıyla, onun bir ismi var İngilizce, St. George'un cross'unun birleşmesi. İşte Great Britain ya, United Kingdom of. Güzel bir tasarım aslında. Evet, güzel. İşte o içindeki ince şeyler 1801'den sonra değişiyor. Bir yerde şey diyor, I'm not gonna break these terms of engagement and sully the lilies of France. Evet. Bayrağı hatırlamıyorum. Lilies of France ne? İşte o zambaklar. Bourbon Hanedanı'nın zambakla. Fleur de Lis dediğimiz. Tabii ki hiçbir Fransız öyle bir şey yapmaz. Çünkü hain İngilizler gibi davranmaz. Değil mi arkadaşlar? Biz kimi tutuyoruz? Kimi tutuyorsunuz lan? Fransızlar. Ben ihaleleri. Bu gene otorite neyi tutuyorsunuz? Hocam bir de bir yerde dedi ya bu Fransızlar savaşmayı bilmez. O biraz saçma ya. Biraz saçma. Esas her yerde savaşıyor. Hayır bir de kara döneminde hani denizde olsa okey de karada Fransızlar. Yani bunu bir Prusyalı desin. İngilizlerin ordusu mu var ya? Dunkirk'te gördük. Arkanızı döndünüz kaçtınız. Gerçi orada Fransızlar da patladı ama yani özellikle 14. Louis döneminde tamam bu bir 100 yıl öncesi ama Fransa çok güçlü bir kara ordusuna sahipti ve karada biraz savaşmış. Anakronist bir ifade ya. Bugünkü biraz Fransa'nın imajını tarihe yansıtmışlar. Öyle bir şey ama İngiltere'de savaşamıyor ki. Doğru İngiltere. Yani mesela. Kara ordusu üzerinden kurulmuş bir şey değil ya. Paradigma değil ya. Berat'tan gelmemesi beni şaşırttı gerçi ama Kızılderililer Türk mü hocam? Bunun programını yaptık. History'in 4. bölümü bununla ilgili. Oraya dönebilirler. Değil abi. Zaten Kızılderililer Bering Boğazı'nı geçtiğinde 20 bin sene önce kaç? 15-16 bin sene milattan önce geçiyorlar. Yanılmıyorsam. O kadar geriye bir hiçbir kavramı yani insan dışında hiçbir kavramı 20 bin yıl geriye götürmenin bir manası yok yani. Irklar da manalarını kaybediyor. Demek ki bizim Konyalılar yalan söylüyor orada. Niye? Çünkü Kızılderili tanıdığım hocam. Bizim Konya'da Meram'da oturuyor. Apaçi manasında. Ben bir onu arayacağım. Evet Apaçi'dir kendisi. Türkiye'deki Apaçilerden bahsediyorsanız. Apaçilerin sonuncusu. Apaçilerin sonuncusu. Evet. Magnum'daki bir bölümün daha sonuna geldik. Şimdi Age of Innocence'ı istiyorlar. O da kesin çok sıkıcıdır. Çocukken izledim ben de onu. Michelle Pfeiffer vardı onu hatırlıyorum. Kritik noktaları hatırlıyorsunuz hocam. Kritik noktaları. Baktım da öyle filmleri öyle kodlamışım. Ne yapayım? Ben sizi aynı kişi sanıyordum bu arada. Bak. Yani sesten dolayı. Sen Son Mohikan'da iyi film sanıyordun yani. Görüşmek üzere. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.